Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dersimiz Fenafil İhvan. Ne demek Fenafil İhvan? Beraber işleyelim hem ikinci, üçüncü kattakilerle hem biz. Fena filik var. Kardeşinde fena olmak. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda, yani onun meziyetini kendinde ben yapmışım gibi, benim imiş gibi, faziletlerini kendinizde tasavvur edip, düşünüp, onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Lemalar 162. Bu şaka değil. Bu hayal da değil. Peki nasıl oluyor? Hakikat mesleği bunu iktiza ediyor. Yani şöyle. Mesela kardeşlerinin meziyetlerini fazileti benimmiş imiş gibi tasavvur edin diyor. Yani aslında öyle değil de öyle kabul edin. Anlaşılıyor. Tasavvur edin. Öyle değil. Bizim cemaatin yani cemaatlerin özelliği şu. Haram değil, sevap. Geçmiş insanların, kabirde olanların bütün sevaplarını koy bu tencereye. Gelecek nesillerimizin sevaplarını koy tencereye. Kuzeydekileri, güneydekileri, şu anda yaşayan, doğudaki, batıdaki, şu anda kuzey, güney, doğu, batı, bütün nurcuların sevabını koy tencereye. Bir de ne dedik? Kabirdekileri. Bir de ne dedik? Gelecek nesli. Bütün sevaplarını, günahını değil. Koy karıştır. Senin olacak. Bunu hayal mi diyorsun? Bu da hayal o zaman. Çünkü şahs-ı manevi bunu iktiza ediyor. Hayal değil, tasavvur etmek. Çünkü niye? Benim yaptığım sevap, şu anda diyelim bir ders yapıyor. Riya olur, şöhret olur, vesaire olur, nefis karışır. Bana, şahsıma az olur sebabı. Ama ben hangi niyetle yaparsam yapayım şu dersin, bir tamamıya ihlaslı olmuş gibi senin defterine gidiyor. Cemaat olmanın, şahs-ı manevinin özelliği bu tasavvur etmek, hakikat mesleğinin iktizası böyle. Yani hayal değil. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda, faziletlerinizi kendinizde. Bak, fazilet şahsı bildiriyor. Meziyet ise bilinen özelliğiniz. Mesela derler ki İbrahim şöyle bir meziyeti var. Bu şahsı bildirir. Fazilet ise kişinin kendisini gösterir. Bak, meziyetlerin şanslarınızda, faziletlerinizi kendinizde. Şahs ile kendisi farklı. Şahs-ı manevi demektir bu. Şahsınız demek, şahs-ı manevi nazarlarıyız ya, ondan. Yani bu hayal değil. Kardeşlerinizin meziyetleriyle, faziletleriyle iftihar etmek, hakikat mesleğinin özelliğidir. Bunu görürsünüz veya göreceğiz yani. Ben de göreceğim. Neyi göreceğiz? Haşirde göreceğiz. Şöyle bir şey çıkar mı abi? Mesela diyelim ki her bir şahıs o şahs-ı manevinin bir azası hükmündeyken onu beğenmemek esasında şahs-ı manevinin o uzvunu veya da o azasını beğenmemek gibi bir şey oluyor o zaman. Aynen öyle. Öyle oluyor. Şimdi benim derdim şu. Bu şey hayal değil. Tasavvur değil. Hakikat mesleği. Mesela tarikat ehli diyor, günahlardan kurtulmak için Rabıta-i Mefti mesleklerini esas yapmışlar. Hayal ediyorlar diyor. Mesela bir günaha denk geldiği zaman işte vefat ettim, yıkanıyorum, tabutla taşınıyorum, kabire girdim. Böyle hayal edince günaha karşı meyli gidiyor. Bizim mesleğimiz diyor hayal değil. Hakikat olduğu için biz bu hayal değil, bizde hakikat şu, fikren
geleceğe geçebiliyorsun fikren. Hayal değil bu. Yani hakikat halini görüyorsun. Vefat etmiş dünyanın her şeyin, herkesin. Her şey bitmiş. Haşer meydandayız. O zaman anne babası çocuğuna, çocuğu annesine günahını yükleyecek tehlikeli, zor durumda sen küçük bir kırpıntı alamayacak mısın sebap cihetine? O zaman diyebilir misin ki ya ben bir dalın sevabını mı dünyada diyoruz ya. Ya bırak ya bir dalın kendisi de başına yansın, sebabı da başına yansın. Dünyada derken acaba haşir meydanında der misin? Haşir meydanında o karşında dehşetli cehennem. Yanında, yanı başında dehşetli cenneti kaybetmek bir. Cehenneme girmek iki ceza. Cennete girmek bir nimet, cehennemde kurtulmak iki nimet. O durumdayken der misin ki ya bırak ya bu kardeşimin kendisi de başına yansın, sebabı da başına yansın der misin? Ahma, burada ahmaz, orada diyemezsin. İşte bunları hayal yapmak, düşünmek diyor, hayal etmek demiyor. Hakikat mesleği düşünce üzerine kurulmuş. Tasavvuf ise hayal üzerine kurulmuş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeleri haşir meydana götürüyor abi. Evet götürüyor. Şimdi o şeyi biz nasıl yapabiliriz? O fikren mi gidiyorsun? Fikren. İşte biraz önce anlattığım gibi. Yani. Fikren. Yani tabuta bindim. Biz tabutla uğraşmıyoruz. Öldüm, kefenlendim. Değil. Bir hakikat mesleği bunları aşıyor. Haşir meydanı her şey bitmiş. Yani bir şahs-ı manevi asaları gibiyiz. Yani diyoruz ki hakikat mesleği şu. Sen aklen bir şey yaptın bu cemaata. Aklen. Mehmet kalben bir şey yaptı. Öte hanım, Ayşe hanım fiilen bir şey yaptı. Tamam. Mükerrem hanım, efendim sadakat gösterdi. Bilmem öteki hanım, öteki erkek. Yani fedakarlıkların her çeşidini yapmışlar. Yani farklı farklı. Bunları bir araya getirdiğin zaman oluşan böyle manevi bir şahsiyet oluyor. Öyle hayali değil bu. Nefs-i emirde mahluktur bu. Bunun adı şahs-ı manevidir. Yani şöyle diyeyim. Akıldan çıkan fikirler akılsız olur mu? Böyle bir mantıksız olur mu? Hayatımda yaşayarak namaz kılıyorum. Duygular oluyor. Fedakarlıklar yapıyorum. Hayatımda çıkan fiiller hayatsız olur mu? Yaşadığım duygular hayatsız olur mu? Ha demek ki insanın bu hayatıyla, aklıyla, ruhuyla verdiği meyve de aslı özelliğini taşıyor. Yani akıldan çıkanlar akılsız değil, kalpten çıkanlar kalpsız değil, ruhtan çıkanlar ruhsuz değil. Ha benim ruhumu sevap cihetiyle düşün. Koy tencereye. Ayşe Hanım'ın ruhunu koy tencereye. Bir dalın irfanın hepimizin ruhları koyun ama sevap cihetiyle. Karıştır. O ruhların bütünlüğü, akılların bütünlüğü, kalplerin bütünlüğü, sevapların bütünlüğünden çıkan o büyük insana şahs-ı manevi denilir. Şahs-ı manevi denilir. Ha biz onun azalarıyız. Kimisi bu hizmette parmaktır. Kimisi tırnaktır, kimisi gözdür, kimisi kapaktır, göz kapağı, kimisi burun, kimisi kulak, kimisi kalp, kimisi beyin. Yani beyin atölyesinde hücreyiz, damarız. Yani bu insan-ı kamil denilen bir şahs-ı manevi var. Bunun üzerine fazla durdum ama şahs-ı manevi hakikattır, hayal değildir. O zaman senin yaptığın sebap otomatik olarak beni memnun ediyor. Çünkü bir tamamı ya aynısı benim defterime geçiyor. Seni kıskanmak, seni tenkit etmek ahmaklıktır buradan. Niye? Senin bedava hasenat defterine geçen sebabın reddetmektir. Oruç, hani Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, şaka der mi tövbe estağfurullah? Allah adına tövbe, yalan bir şey der mi tövbe? Diyor ki, oruçluya bir hurma ile dahi açsanız, sebabı size yedir. Onlar eksiliyor mu? Eksilmiyor. Nurani şeyler, nurani olduğu için eksilmez. Oruç tuttu değil mi sabahtan akşama kadar? Lan ahmak mısın? Bir hurma ilaçtır buna ya. Lan ortak o aynı,
Onu sabahtan akşama tut, doğru senin oluyor. Mesela ama radyoyu açtın, 1 milyon dinledi, 2 milyon dinledi. Verici istasyona zararı yok ki. Ha, oruç tutanın eksikliği olmuyor. Sen ona onun orucunu aldın diye. Veya güneş, ya bir hemen afene vurdum ama bir hemene hamburka vuramam çünkü yoruldum artık diyor mu? Demez. Onun için bir oruçlu ya, bir suyla açtır ya, senindir onun orucu. Mesela şahsı manevi. Hadi Bülent, sen yaparsın kardeş ancak bunu. Lan onun namazın ortağım ya. Onun tesbihatın ortağım. Yani onun hizmetin ortağım ya. Onun bir çivi çakmasının ortağım. Lan çak bir tane çivi. Çakma lan bana haşirde lazım olacak. İbrahim 10 tane çivi çak demeli. Her biriniz ötekinin faziletlerini naşir olunuz. Yani birbirimizin özelliğini mesela dün geçenlerde diyorduk değil mi? Allah razı olsun adam geldi Türkiye'den. Dünya naşir olunuz. Konuşunuz böyle. Hollanda'dan Rotterdam, Amsterdam'da Ahmet abimiz değil mi? Geldi, üniversite açmış. İslam Üniversitesi hizmet ediyor. Ya burada da konuşuyoruz bak, hatırıma da geldi. Gurur duyuyoruz yani. Yani naşir, her biriniz ötekinin faziletlerine naşir olunuz. Neşedinin, şefk olun. İktin, takdir edin. Nasıl sevmem ya? Ahmak mıyım ben? Hollanda'da işlenen sevapları, Nur, İslam adına, Nur adına yapılan esma, ben haşir meydanında çok muhtaç. Bir tane bir şey de söyleyeyim de kapattım o konuyu. En çok beni memnun edenlerden bir tanesi de ne biliyor musunuz? İki tane. Tövbe kapısı açık olması, yani ilk sistemi Adem Aleyhisselam başlattı. Yoksa işlediğimiz günahlar sabit kalırdı. İşledi bitti. Onu affetmek, tövbe sistemini Adem Aleyhisselam vasıtasıyla o kapı, o sistem genellendiği için Adem Aleyhisselam'a çok minnettarım. Çok seviyorum. Allah ondan ebeden daima razı olsun. Çünkü günahlarımın affına sebeptir o. İkinciyi ne seviyorum biliyor musun? Şimdi işlediğimiz günah. Bak işlediğimiz bir günah. Ben bir günah işledim arkadaşlar. Tamam mı? Televizyon seyrettim. Pis bir manzaraları seyrettim. Tamam mı? Bu benim defterime yazıldı mı? Benim defterimde durmuyor şimdi bu. Beni Hollanda'da birisi gıybet etti. Tak ona geçti. O seyretti film. O seyretmiş gibi oldu. Ondan sonra onu İsviçre'de birisi gıybet etti onu. O İsviçre'dekini köyde, Kırşehir'de birisi onu gıybet etti. Günah oraya geçti. Ötekisi onu da bir kadın gıybet etti. Ona geçti. Ben bu parkura bir işte Bremen Afen'de televizyon seyrettim. İkide rezil bir günah kazandım. Ama kıyamete kadar o günah elden ele, dilden dile dolaşıyor. Benim günahım ona geçti, onun günahı da ona geçti. O aynı günah dolaşıyor. Gıybet onun günahını almıyor musunuz? Anladın mı İrfan? Çok tuhafıma giden de o. Haşir meydanında gideceğiz. Haşir meydanına gideceğiz. Ulan ben bir hemen hafende 2018'de yaptığım bir günah. Aman! Haşir meydanından benden çıktı. Bana o hesap yok. Geçti, Afganistan'da bir Türk mühendisinle elinde patladı. Kıyamet koptu, en sonunda kaldı. Çünkü elden dolaşa dolaşa gitti onlara. Anlıyor musun ne demek istedim? Çok garip. Onun için bazen işlediğiniz bir günah Allah bilir nereden çıkacak. Endişe etmeyin çünkü gıybet edeniniz vardır. Yoksa çoğaltın, sizden sıyrılsın o, çıksın. Benim o kadar günah gitti ki, bu benim malum hapis meselesinde kimlere geçti? Şimdi bakacağım defterde vardı ama yok. Aynısı olur mesela bana da olur. Gıybet ettiğin zaman. Ha, bana geliyor. Neye benziyor biliyor musun? Nereden? Senin elinde patladı. Elimde patladı. Kimin? Aşiye Hanım'ın yaptığı günah bende patlayacak mesela. Yani benden gitti ama ben hiç de tanımıyorum ya. Bir de ne biliyor musun? Ben vefat edeceğim. Ta bilmem kaç sene mesela adam ölmüş 500 sene önce günah bende şimdi. Ha dolaşıyor diyor günah.
Benim elimde patlayacak. Neye benziyor biliyor musun? Geçenlerde benim bir ahlakımdır. Markete giderim. Neler aldım? Kavun aldım. Şeker aldı. Tuz aldı. Bilmem ne. Geliyor. Listeye bakarım. Aldığıma da bakarım. Mutlaka arabaya biner. Bir baktım ki. Hiç unutmuyorum. Bir tane şeye iki defa yazmış. 9.37 diyor. 9 lira 37 kuruş. Ondan sonra bir daha yazmış. Altına bir tane daha yazmış. -9.30. Gitti markete. Dedi ki, dedim ya bana iki tane yazdınız. Bak beyefendi dedi. 9.37 bunun fiyatı. Tamam. Sonra bir daha yazdılar dedi. Siz 3 defa yazdınız. +9.37. +9.37. -9.37. Şimdi bir tane yazılmıştı dedi. Bir daha yazılınca 2 oldu. Bunu dedi silemeyiz. Ne yaptı? -9.37 yazıldı. İki tanesinden bir tanesi çıkarsa bir kalır. Anladınız mı? Ha bu da aynı günah bunun gibi. Günahın kendisi silinmiyor, eksiyle yok ediliyor. Bende izi kalıyor. +9 yazıyor ama -9 da ikisiyle beraber yazıyor. +0 yaz olmazmış. Ama sen abi şimdi matematikten girdin de. Senin yaptığın sevap 10. Günah hadi 1 yazılıyor. Şimdi onları nasıl çıkaracaksın o zaman yaptığın gıybetle? Ha şimdi bu sevapla bu matematikleri farklıdır. Günah 1 yazılıyor. Sevap ise en az 10 yazılıyor. En az. Kadir gecesi, Berat geceleri, mübarek geceler, günahlar 30 bin yazılıyor. Mesela Kadir gecesinde sevap 50 bin yazılırken günah da 50 bin yazılıyor. Günah da hürmetini tutmamak o gece kale almamaktan. Diğer sair günlerde sevaplar en az 10'dur. Nurani olmak, ihlaslı olması nispetinde sonsuza doğru gidiyor. Ha, günah 1 yazılıyor. Mesela ben televizyon seyrettim. O rezili seyrettim şey cep telefonu. 10 günahım var. Adam beni gıybet etti filan diye adam birisi. Ya bu adama bak ya her yerde şey konuşuyor falan. Hop bir gıybet benim o 10 günahımın 3'ünü aldı. İstanbul'dan birisi beni gıybet etti. 2 de o aldı. Bir de parçalanıyor günahım yani. Ama en son birisinin eline patlayacak bu günah. Yani bunu ilk ben devreye soktum ama adam Kırşehir'de bir adamın elinde. Veya benim hiç alakam yok, birisine gıybet ettim İrfan, ya bırak adam mı ya? Dediğim anda gıybet. Gıybet ettim, onun günahı bende mi? Onun günahı onun değildi ki. Fatma Hanım'ın günahıydı. Patladı benim elimde. Yani gıybet etme kardeşim. Farzları yap, sebap yapmaya uğraşma, gıybet etme yeter. Gayrimüslimler için de mi geçerli bu? Gayrimüslimler için de mi geçerli? Tabii ki geçerli. O burada olsaydı rahatsız olacaktı diyor. Ha, gıybet 5 tane şart için caiz. Şimdi o konumuz o değil. Mektubatta anlatıyor. Ama şöyle, ya komşum var, rezil, oğlum, kızım, şu adamı veya kadını, şu kızı var ya şu, çok rezildir, kepazedir. Bak o sizi kötü yollara, gayrimeşru yollara düşürebilir, kötü bir yaşantısı var. Ondan uzak durun demek, oğluna, kızına demek farzdır. Hakkını müdafaa etmek için hakime, hakim bey, Birdal veya İbrahim bey benim, hakkımı şöyle şöyle yaptı, şikayet yapmak, savcıya şey yapmak, o caizdir. Tarif etmek için, o topal adam mı ya? Hangi top, kör adam mı soruyorsunuz? Tamam. Öyle tarif için söylemek caiz. Şey bu da normal. Caiz bu da. Tarif için. Bir de başka ne içindi? 5 taneydi. Ticaret için ortak mesela. Ha ticaret yapacaklar tamam mı? Ya Bülent sordu işte bir dal ortaklık yapabilir miyim? Ya bırak ya ondan sen anlaşamazsın abi şöyledir böyledir. O da caiz. Hayırlı iş var bir daha. Ha? Hayırlı işler için de söylemiyorum. Ha evlenmek noktasında. Müslüman Müslümana düşmesin diye ya ona kızını verme, o kız şey yapamazsın ya, onun ahlakı ağırdır. Demek bu tür şeyler söylemek gıybet caiz. Diğerleri, hani bazı var bizim memleketler, Karadenizler söyler.
Gıybeti başına yansın. Onun başına yanmaz, kusura bakma. Senin başına yanar. Ama doğru söyledin. Doğru söylediğin için gıybet. Yalan söylesen iftira olur. Peki ismini vermesem? Risale'de şöyle geçiyor. Onu sen konuştuğun kişiyi sen biliyor musun? Biliyorsun tabii. Sen onun ister ismini ver, ister verme. O hazır olsaydı, sen o hayal ettiğin kişiyi anlattığın bir kişi var ya sen biliyorsun. O zat malum burada olsaydı, konuştuğundan rahatsız olur muydu, memnun olur muydu? Rahatsız olacağı her şey gıybettir. Memnun olacağı her şey gıybet değildir. Tekrar konumuza dönüyoruz. Demek ki kardeşlerimizi tenkit etmeyeceğiz. Sakın birbirinizi tenkit kapısını açmayınız. Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız. Yani bu şeydir, tenkit etmeniz demiyor. Tenkit suizan. Kapısını sen açtırma. Suizan gibi bir şey yap. Evet. Suizanda yapmam var, suizanda da bulunma. Yani. Tabii. Bir şey yapacak. Mesela öyle bir davranıyorsun ki sana suizan yapmaya mecbur kalıyorum. Ona yapma. Suizan haramdır. Küçüğü büyüğünden sakının diyor Kur'an-ı Kerim'de. Zanın büyüğü de haramdır, küçüğü de haramdır. Ama sen öyle bir davranıyorsun ki ben öyle zannetmeye mecbur kalıyorum. Müslümanın şeni odur ki suizan etmez ama suizana da vesile olmaz. Bak burada tenkit etme demiyor. Sen tenkit kapısını açma kendine. Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız. Ben öyle olursa sen tenkit etmeye mecbur bırakmamam gerekiyor. Çok iyi. Tenkit etme demiyor. Tenkit etme demiyor burada. Tenkit kapısını açmayınız. Zahirde böyle okundu senelerce. Niye adam tenkit ediyor durup dururken? Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayın. Kapını açma ki girmesin de içeriye. Onun kapısını sen açamazsın. Kapalı içeride. Sen açıyorsun kendi kapını. Tenkit edilecek şeyler, şimdi bunu açtı mı? Peki bu öteki manada çıkmıyor mu? Çıkmaz olur mu? Zaten en yüksek manası bu. Yani hep karşı hep karşıya değil. Biraz çuval dozunu kendine sokacaksın biraz da. Niye tenkit yapmayacağız? Tenkit edilecek şeyler kardeşlerimizden hariç daireleri çok var. İsrail'i tenkit et, Amerika'yı tenkit et, gavurları tenkit et, Alman'ı tenkit et. Niye tenkit ediyorsun birbirini? Niye diyoruz yani? Derdimiz ne? Benim veli nimetimdir, sevap nimetimdir ya. O kardeş ettiği namazı, kıldığı ibadetleri vesaire hep ortağım. Niye tenkit ediyorsun da? Niye diyorsun? Zorun ne yani? Nedir yani? Neyi paylaşamıyoruz? Neyi yapmıyor? Yanlış yaptı. Ben de yapıyorum. O konuda yanlış yaptı. Ben de başka konuda. Ben abi diyor ya ben onu şey yapmıyorum. Ya niye kardeşim? Ya suratı somurtkan diyor. Lan her şeyi %100 düzgün o adam ararsan Resulullah mezarına çıkartmamız lazım. Onunla mı arkadaş olacaksın tövbe yani? Her şey %100 kim var ya? Benim bir iyi tarafım varsa iki tarafım kötüdür ya. Ne diyor? Güzel tarafına bakınız diyor. Bak ne diyor? Ben nasıl sizin meziyetinizle iftihar ediyorum? O meziyetlerden ben mahrum kaldıkça sizde bulunduğundan memnun oluyorum. Kendimindir telakki ediyorum. Mesela benim fıtratımda talebe hizmetleri var. Böyle büyüdüm. Benim ilk mesleğim o. Şu an üniversiteye yakın olan dershanede 100 kişi, 500 kişi, 200 kişi talebelere felsefi dersler, mantıklı fırtınalar yapsam yani, tamam mı? Ama kader ilahi. Bana böyle şey yapmış. Anladın mı? Böyle felsefi şeyler var şu yapsak. Öyle. Yani zorlasalar beni mantığımı. Ama ben yapamam ama yapanlar var. İftihar ediyor. İftihar ediyorum yani. Hakikaten ediyorum. Dile de getiriyorum derslerde. Şöyle kardeşimiz Allah razı olsun. Mesela çantacı var değil mi? Bak ne kadar kişilere haşir meselesinde vesile oluyor.
Yani kendisi bana söz anlattı. Yani en çok dedi haşiri kim soruyor biliyor musun Hasan kardeş dedi. Kim soruyormuş biliyor musun? Hocalar soruyormuş. Gittiği şehirlerde konferans verecek. Hemen bana diyor ki abi bir planladığınız bir ders sohbet var mı diyormuş, tamam mı? Yok dedi. Haşiri de yapabilir misin? İlk şu soru soruyorum diyor. Sen hoca mısın? Anladın mı? Ya çünkü haşir bir nakildir. Akıl ona yol bulamıyor Risale-i Nursuz. Hocam öyleyse abi. Peki gurur duymuyor muyuz bu kardeşimizden? Duyuyoruz abi ya. Ya duyuyoruz tabii ya. Ötekisi de araba tamir ediyor. Gidiyor dershane faturasını yatırıyor. Ötekisi dershanenin çatısını çakıyor. Ötekisini dershanenin suyunu getiriyor. Birisi fitil getirir, birisi gaz yağı getirir, birisi kirpiç getirir, lamba yanar, hepimiz istifade ederiz yani. Benim işim bu. Dünyayı dolaşırım, bunları anlatır. Ha dün de mesaj çekmişler böyle. Bu neden okuyorsun? Hizmet dusturlarıydı. Yani bu dershanede vakıflar, bizler yap. Hani Risale-i Nur'daki mevzuları bir araya getirdik, toplama yani. Bir tane WhatsApp'tan atmış da, hizmet dusturları yani. Biz özel bastık. Ama kitap halinde. Ben nasıl sizin meziyetinizle iftihar ediyorum, o meziyetlerden ben mahrum kaldıkça sizde bulunduğundan memnun oluyorum, kendimde telakki ediyorum. Siz de ustadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Ustad nasıl bakıyordu bize? Biz de öyle bakacağız İrfan. Yani adeta her biriniz ötekinin faziletlerine naşir olunuz. Tenkit değil, takdir edin. Mümkünse neşredin. Bak, Çantacı abimiz haşiri çok güzel ders yapıyor. Ahmet abimiz Orlanda'da şöyle şöyle üniversite hizmetlerinin amı altında hakikaten öyle. Bir sürü dünya insanlarına, gençlerine, Türk gençlerine Orlanda'da sahipleniyor. Ha? İftihar, naşir olunuz. Onların hizmetlerine yardımcı olunuz. Hizmet edene hizmet etmek, hizmet etmektir. Kardeşlerimizden İslam köylü Hafız Ali Efendi kendine rakip olacak diğer bir kardeşimiz hakkında Hüsrev abi. Birisi gül fabrikası için ikizle vefat etti. Elanet olmaz onlara, gurur da olmaz onlara. Hafız Ali abi bir de Hüsrev abi iki fabrikanın sahipleri. Nur fabrikası, gül fabrikası. Nur fabrikası, Hafız Ali abinin fabrika dedi ya tekstil makine var ya kola çeviriliyor. Mumunu hazırlıyor, yazıyor, çeviriyor, yapıyor, zımbalıyor işte. Bu işte 5-6 kişi fabrika yani. Gül fabrikası da Hüsrev abi. İki ayrı yerde Risale-i Nur basılıyor. Tamam gizli gizli. Rekabet olabilir. Ona din hizmetle rekabet olabiliyormuş bakın. Bak ne diyor usta? En zirveyi alıyor. Kardeşlerimizden İslam köylü Hafız Ali Efendi, yani bu da şu özür veriyor. Ya ben Bülent'te sıkıntı yaşarsam, ya ben ne kadar alçağım, rezilim demek gene. Çünkü niye? Risale-i Nur basılırken safı evvel olanlarda olabilir de. Bizde de olmuştur. Ama hemen uyan ve ısrar etme. İsrar etme. Hata ile günah farklıdır. Hata eniş onu takip etmeden düştün günaha, affa layıktır. Merhamet ilahi celbeder. Yani ya Rabbi ben bunu kastetmiyordum ama o önüme çıktı, o da çıktı derken bu başıma geldi. Ben bunu takip etmedim. Bir de bir günah var ki kasten takip ediyorsun. Tamam. Diyor ki kardeşlerimizden İslam köylü Hafız Ali Efendi kendine rakip olacak diğer bir kardeşimiz hakkında gösterdiği hissi uveti çok kıymetli gördüğüm için size beyan ediyorum. O zat yanıma geldi Hafız Ali abi. Ötekinin hattı kendisinin hattından iyi olduğunu söyledim. O daha çok hizmet eder dedim. Hafız Ali'ye bakmış. Baktım ki Hafız Ali kemal-i samimiyet ve ihlas ile onun tefevvüku Hüsrev abinin üstünlüğünü ile iftihar etti, telezzüz eyledi, lezzet aldı. Hem ustadının nazar muhabbetini
celbettiği için memnun oldu. Acaba doğru mu? O maşallah ustadım, maşallah tebrik ediyoruz kardeşimizi dedi ama acaba içten mi dedi, dilden mi diye ustad keşfen bunun içine giriyor. Onun kalbine dikkat ettim. İçine girmiş. Gösteriş değil, samimi olduğunu hissettim. Cenab-ı Allah'a şükrettim ki kardeşlerimin içinde bu âli hissi taşıyanlar var. İnşallah bu his büyük hizmet görecek. Elhamdülillah yavaş yavaş o his bu civarlarımızdaki kardeşlerimize sirayet ediyor. Sirayet. Tamam. Sirayet ediyor. Ne mutlu o kardeşlerimize ya. Bak şimdi fena fil ihvan bizi şöhretten de kurtarıyor, berbatlıktan da kurtarıyor. Ona ait bir paragraf okuyayım. Hırsı şöhret var herkeste. Şöhret, tanınayım, bilineyim. Ben konuşulayım, benden bahsetsinler. Ben bilineyim, ben konuşulayım. Var ya hissi şöhret. Başka hırsı şöhret, hubbuca, makam sahibi olmak. Emsaline tefevvük etmek. Emsaline tefevvük etmek. Yani emsal ya, onlara üstün gelmek. Şu, Bülent, İrfan'a, aman aman, ve Bülent'e, İsmail, bir daha emsalsınız. Birbirinizde bu his olur. Yani üstünlük, tefevvük etmek. Yani üstün gelmek. Emsaller arasında bu his olabiliyor. Ama emsal olmayan, mesela ben sizin emsaliniz değilim. Yaşça da emsali değilim. Yaptığım iş de emsal değil. O şey olmaz. Kıskanma olmaz. Müsaade etmiyor çünkü bir şey yaramaz. O kadar aptal değil. Gerizekalı değil nefis. Şeytan o kadar gerizekalı değil. Bana karşı kıskanmanız olmaz. Niçin olmaz? Emsal değil. Emsaller arasında tehlikelidir. Tamam. Şimdi Hafız Ali abi, Hüsrev abi, ustadı kıskanamazlar. Ancak birbirlerine olur. Emsaller arasında tarak gibi böyle. Ha işte, 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 bu buna, bu da buna böyle. Rakip olabilir, bak şimdi. Emsaline tefevvük etmek gibi hisler ve insanlara iyi görünmek, tasanukârane haddine fazla kendine emniyet verdirmek, ve tekellüfkârâne layık olmadığı yüksek makamlarda görülmek, tarzını takınmak riyadır. Fakat nasıl kurtulur? Bak nasıl kurtulur? Risale'nin şakirtleri en iyi nahnüye tebdil ettikleri, yani enaniyeti bırakıp Risale-i Nur dairesinin şahs-ı manevisinin hesabına çalışması, ben yerine biz demeleri, bunu binayı kim yaptı kardeşim hizmete? Biz. Ben yaptım yok. Biz yaptık. Yemek getirdik. Bu yemek kim yaptı ya maşallah? Biz yaptık. Kardeşler yaptı. Ya bu pilavı kim yaptı ya? Çamur gibi yapmış ya. Ben yaptım. Tamam. Çamur gibi ise biz yok. Ben yaptım. İyi bir şey ise ben deme. Biz yaptık. Nakıslığı üzerine al. İna küçülmeyeceksin. Daha büyüyeceksin vallahi. Verdikçe mesela daha çok Allah veriyor. Cömerte Allah cömertçe davrandığı gibi üzerine alanın Allah üzerindekileri alıyor. Böyle mi? Allah öyle diyor ya peygamberimize söylettiriyor. Dinimi dert edinenin dertlerini üzerime alır. Hastalığınızı sadakayla tedavi ediniz. Bak, vereceksin ki sen de kalksın. Acayip bir şey. Yani vermenin ta maddiyatından tut, iltifatla vermek yapmıyoruz. Mesela en cimriler en kötü can verecekler. Niye? Vermeye alışmamış ki canını da rahat versin. Vermeye alışmamış ki. Azrail'e canını nasıl vermiş? Versin. Daha dava için 3 kuruş verememiş. Gel de canı ver yani. Hani verenler verebiliyor. Şimdi Risale-i Nur'un şahs-ı manevi çalışması ben yerine biz demeleri
ve ehli tarikatın, ehli tarikatta şu var. Fenafi şeyh var. Şeyhim böyle, şeyhim böyle, şeyhim dedi, şeyhim gitti, şeyhim müsaade etti. Şeyh de fena olmuş. Her şeyde şeyh. Bizde ne var peki? Bizde de ustad, abi, reis yok. Bizde fenafi ihvan. Tarikatta fenafi şeyh, şeyhine fena olmak. Şeyhi müsaade etti. Şeyhimin himmetiyle kiralık ev buldum. Elhamdülillah şeyhimin nimetiyle hastalığımda şifa buldum vesilesiyle. Bizde ise fenafil ihvan. Yani kardeşlerinde fena olmak. Sırayla gideyim ben isterseniz. Ama şunu bitirdikten sonra gideyim. Fenafil şeyh ve fenafil resul. Tarikatta var. Nefs-i emmari öldürmek gibi riyadan kurtaran vasıtalar hizmetten. Bu zamanda birisi de mesela onlarda ilk önce fenafil şeyh. Fenafil şeyh. Fenafil şeyh, şeyhine fena olmak. Fena oldu. Şimdi ilerledi bu şeyhine fena oldu. Biraz da ilerlerse fenafil ihvan oluyor. Fenafil ihvan, fenafil ihvan diyorum. Fenafil şeyh, fenafil resul. Yani ilk önce ben değil, usta şeyhim. Şeyhim böyle, şeyhim böyle, şeyhim böyle ilerliyor. İlerledikçe öyle bir makama geliyor ki fenafil resul. Resulullah şöyle dedi, Resulullah böyle dedi. Tarikatın silsilesini anlatıyorum. Tarikatta fenafil şeyh var. Burada ilerleye ilerleye fena fena olan fenafil resul. Fenafil şeyh ola fenafil resule geçiyor. Resulullah böyle dedi. Sonra fenafilla oluyor. Bir şey olduysa söyle. Yok yok abi. Yok. Tamam. Fenafilla oluyor. Yani ilk önce şu. Şeyhim böyle dedi, şeyhim böyle dedi. İlerleyen adam şu makamı kazanıyor. Peygamber şöyle dedi, peygamber böyle yedi, peygamber böyle yaptı. Peygamber de fena oluyor. Sonra fenafilla. Allah böyle dedi. Rabbim böyle dedi. Tarikatta son mertebe fenafilla. Fenafilla. Nurculukta ise daha ileri bir saf var. Allah'ta fena olmaktan daha ileri var mı? Var. Nurculukta ise Allah'ta fena olmaktan daha zor fenafil ihvandır. Kardeşinde fena olmak zordur. Nefisine darbe vurmak çok zordur. Niye? Sebebi şu. Şeyhine fena olmak kolay. Şeyhin meziyeti var, benim yok. Şeyhim üstündür bende. Niye şeyhtir? Üstün olduğu için. Ve tabii ki ben onun örnek alacağım. Onu takdir edeceğim. Şeyhim böyle dedi diyeceğim. Şeyhim böyle oturma dedi diyeceğim. Adam biliyor yani, hikmeti de biliyor. Yani nefsime ağır gelmiyor. Çünkü meziyeti üstün benden. O Resul'de şeyhte meziyetine ben takdir etmeye alıştım mı? Alıştım, belirli seviye kazandım. Ha o zaman Resulullah'ta da fena olma hakkını kazanıyor. Resulullah böyle dedi, Resulullah. Tabii ki Resulullah'ta daha çok kolay feda olacağım. Çünkü peygamber o ya. En zirve neresi? Allah böyle dedi. Allah böyle dedi. Tabii ki onunla iftihar edeceğim. Onun dediğini ağzından düşürmeyeceğim. Çünkü o Allah'tır. Ama bu zor sırası. Fenafillik var ise bundan zordur. Niye? Kardeşindir, emsaldir, şeyh değil. Senden üstün değil, peygamber değil. Kardeşim maşallah, Allah razı olsun. Ne güzel hizmet ediyor. Ne güzel hizmete vesile oluyor. Yani emsaller birbirini takdir etmesi, özelliklerini neşretmesi, onu ifade etmesi, ona göre davranması en zordur. Niye? Meziyeti olmadığı halde takdir etmek. Şeyhini takdir etmenin sebebi meziyeti var. Üstün, benden üstün meziyeti var. Kardeşimizin meziyeti var ama benden üstün değil. Ben de o cinstenim. Emsaliz. Yani emsal olduğu halde, benden üstün meziyeti olmadığı halde onu takdir edebilmek, şeyhi, Resulullah, Allah'ı takdir etmekten zordur. Zor iş budur. Emsaller arasındaki dur. Şimdi böyle dinleyin de. Ehli tarikatta fenafil şeyh ve fenafil resul, nefse emmari öldürmek gibi riyadan kurtaran vasıtaların
bu zamanda birisi de fenafil ihvan, yani şahsiyetini kardeşlerinin şahs-ı manevisi içinde eritip öyle davrandığı için inşallah ehli hakikatın rüyadan kurtulmaları gibi bu sır ile onlar da kurtulurlar. Kastamonu 84. Yani fenafil ihvan bu işin çaresi. Kardeşlerimizi takdir edeceğiz. Meziyetleriyle, bak meziyetleri de şahıslarımızla hissedeceğiz. Faziletlerini de şahsımızda düşüneceğiz. Ve unutmamak lazım. Hakikat mesleği şudur. Böyle yapmacık değil. Çünkü onun sebabı benim için ihlaslıdır. Sen namaz kıldın, hayır hasenat yaptın. Sen belki o kadar istifade edemezsin çünkü riya var. Ama Allah senin o fiilin ihlaslı olmuş gibi bana sevap yazıyor. Kardeşindir diye. O zaman onun sevabı haşir meydanında bana lazımsa onu takdir et. Haşir meydanında sevaba ihtiyacın yoksa etme. Haşir meydanında o kardeşinin zerre kadar sevabına ihtiyacı hissetmeyeceksen takdir etme. Gerek yok canım, ne gerek var? İhtiyacı yok zaten. Takdir etme. Eğer haşir meydanında karşında cehennem, cevher cennet, o dehşetli hesapta insanın teri boğazına kadar gelip kafası güneş olduğu zaman, bir karış güneş indiği zaman o haşrın dehşetinden eğer zerre kadar sebap kırpıntıya ihtiyacın varsa kardeşini takdir et. Meziyetiyle iftihar et. Onunla memnun ol. Senin yaptığın hayır hasenatın sevaplı olduğu belli değil daha. Ama onu yaptığı senin için belli. Sevaplıdır. Senin için. Onun için tenkit etmeyeceğiz. Ondan sonra kardeşlerimizden gurur duyacağız. Onda fena olacağız. Fena fil ihvana uyacağız. Bu heyetimizin şahs-ı manevisinde birbiriniz bir duygu, bir aza hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil. Bilakis birbirinizin meziyetleriyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir. Mektubat 426. Bir daha. Birbirinize karşı rekabet değil. Bilakis birbirinizin meziyetleriyle iftihar etmek, mütelezziz olmak, onun özellikleriyle lezzet almak, onu yaptığı hizmetten ona Allah lezzet verirken sen de lezzet almaya çalışmak bir vazife-i vicdaniyemizdir. Ve ahir devahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.